yine aslında bir başka meslek grubu var ki bugünlerde çok zorlu günler geçiriyorlar. Onlar için de az önce izlediniz, eczacılar için de güvenlik tedbirleri çalışma alanlarında artırıldı. İzlenecek yollarla ilgili değişiklikler var. Başka bir telaş var eczanelerin içinde aynı zamanda. Bir canlı bağlantı yapacağız şimdi. Bununla ilgili bir kişi de bir eczacı, hayatını kaybeden ilk kişi de bir eczacıydı biliyorsunuz. Eczacı Hayriye Başkan şu anda karşımızda. Eczacıların bugünlerde yaşadıklarını biraz kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş buldum. Günaydın. Günaydın. Merak ediyorum, biz ihtiyacımız olduğunda gittiğimizde eczanelerde bir kalabalıkla karşılaşıyoruz. Gün içinde neler yaşıyorsunuz? Çünkü bankoların önüne yığılanlar, eczane içinde bu sosyal mesafe, bir metre mesafe kuralına uymayanlarla karşılaştığınızı biliyoruz. En çok zorlandıklarınız neler bugünlerde yaşadıklarınız arasında? Evet, öncelikle ben de bütün sağlık çalışanlarını alkışlamak istiyorum. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız çok yoğun emeklerle çalışıyorlar. Onların hakları ödenmez diyorum. Evet. Biz eczacılar da aynı şekilde. Evet. Gerçekten çok büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Gerek biz eczacılar, gerekse çalışanlarımız, personelimiz, ekip olarak şu salgın döneminde ettiğimiz eczacılık yeminine bağlı kalarak hastalarımızın her alanda destek olmaya, bilgilendirmeye çalışıyoruz. Tabii salgının başlamasıyla birlikte ve ilerleyen dönemde devam etmesiyle, hızla devam etmesiyle eczanelere çok ciddi bir hasta ve danışan akını oldu. Mevcut sağlık sistemi içerisinde eczaneler zaten ilk temas noktalarıdır. İnsanlar doktora gitmeden önce eczacılarına başvururlar, fikir alırlar ve onların yönlendirmeleriyle çoğu zaman hangi bölüme gideceklerini bile eczacıların, bizlerin yönlendirmeleriyle giderler, yönlenirler. Bu dönemde özellikle ilk günlerde, ilk 3-4 gün inanılmaz bir kalabalık oldu eczanelerimizde. İnsanlar medikal malzeme, maske, el deterjanı, el dezenfektanı, eldiven ve bağışıklık sistemi destekleyicilerini almak için eczanelerimize adeta akın ettiler ve bu Türkiye'nin her yerindeki eczanelerinde böyleydi. Bizler de ilk anda, ilk gün belki birazcık olayın şokuna girdik diyebiliriz. Ama ertesi gün eminim ki tüm eczacı arkadaşlarım yönetmeyi bilebilmişlerdir. Çok kalabalık oldu eczanelerimiz birdenbire. Birer metre mesafe aralıkları koymaları için hastalarımıza önceleri sözlü uyararak, daha sonra da yazılı uyarılarla eczane içerisinde onların, hem onların sağlığını hem de bizim ve çalışanlarımızın sağlığını korumaya çalışmanın ilk adımını attık. İkinci olarak şerit bariyerler yaptık. Hem banka önlerinde bekleme hem de kendi aralarındaki mesafeleri düzenleme anlamında, birer metreden yakın olmamaları anlamında. Bu arada bu bahsettiğiniz ilk günlerde yoğunluğun sebebi en çok maskeler ve eldivenler dediniz ya, bu maskelerin fiyatlarında olağanüstü bir artış oldu, hepimiz biliyoruz. Size nasıl yansıdı, yani çok tepki gördünüz mü ya da nasıl izah ettiniz bunu? Çok tepki gördük. Şöyle ki ben 10 gün önce aldığım kutusunu 50 TL'den aldım. 50 adetlik bir maskeyi. Bugünlerde almaya kalktığımda aynı markayı 400-490'lar civarında tedarikçiden almaya başladım. Peki evet, bunun denetimini kim yapmalı Hayriye Hanım? Bu sizin vazifeniz değil elbette. Birilerinin denetleyip buna müsaade etmeyecek bir takım tedbirler alması lazım. Aslında bence bu biraz insani de bir mesele. Şu kriz günlerinde, salgın günlerinde bu kadar fırsatçı olmamak gerektiğini düşünüyorum. Denetimi kim yapmalı? Bilmiyorum, bu biraz disiplinli. Tabii ki idari yaptırımları olsun. Ticaret Bakanlığı bu konuda eczaneleri gezdi. Birçok eczaneyi denetledi.
Ama her şey o kadar apaçık ortada ki bizim aldığımız ürünü 10 gün önce, 15 gün önce aldığımız ürünü bugün inanın aynı fiyatla yerine koyamıyoruz. Şimdi Hayriye Hanım, bir şey sorabilir miyim? Ticaret Bakanlığı gezdi ama Ticaret Bakanlığı eczaneleri gezerken eczaneleri tedarik zincirindeki onlara bu malzemeleri verenleri kontrol etmedi gibi anladım ben buradan. Dolayısıyla onların kontrol edilmesi lazım demek istiyorsunuz galiba, bir. Evet, İkincisi de evet. Acaba yine de ucuz ürün aldığı halde üstüne çok fazla zamlı bir fiyat koyup da satan eczane hiç yok mu öte yandan? Her meslekte olduğu gibi bizim meslekte de mutlaka çıkacaktır ama ben zannetmiyorum ki bu kadar insafsızca fiyatlar koyan bir meslektaşım yoktur. Benim meslektaşlarım burada bulunduğum bölgede hastasına 5 liralık maskeyi verirken size 5 liraya bu maskeyi, 20 liraya bu dezenfektanı satmak zorunda kaldığım için özür diliyorum diyen arkadaşlarım var. İnanın bu tamamen eczacıların inisiyatifinin dışında. Kaldı ki bizler eczanelerde kolonya ve dezenfektan üretimi yapmak istiyoruz. Daha ucuza mal edebilmek için. İzin verilişi başladı, bir değişiklik zaten. Var değil mi onunla ilgili? Evet, bir değişiklik var. Daha önce eczanelerdeki alkol alımı, eczanelerin alkol alımı kısıtlı idi. Fakat bu COVID çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ve malzeme dezenfektan temini zorlaştığı için bu çerçevede eczanelerde alkol alımını, eczanelerin alkol alımını serbest bıraktı. Bizler eczanelerimizde artık Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği formülasyon çerçevesinde dezenfektanlarımızı yapabileceğiz. Şu ana kadar ilk zamanların haricinde inanılmaz merdiven altı dediğimiz markalar ve ürünler türemeye başladı. Eczanelerimizde bu ürünleri bulundurmak istemiyoruz. Biz kendi aldığımız eczacılık eğitiminde aldığımız bilgilerle dezenfektanlarımızı, kolonyalarımızı yapıp en uygun fiyata satabiliriz. Bu arada bir sayısız haber çıkıyor. İlaç denemeleri, var olan ilaçların bu hastalığın tedavisinde faydalı olduğu yönünde. Bu size yansıyor mu? Çünkü sıtma ilacı almak için eczaneye koşanlar olduğunu duyuyoruz ama bunlar doğru bilgiler mi? Doğru hikayeler mi? Şöyle ki evet, bir sıtma ilacının çıktığını duyup ve bunun bu virüste etkili olduğunu duyup gelen hastalarımız oldu. Sadece sıtma da değil galiba, değil mi? Bu arada yine biz yanlış bir bilgi vermiş gibi görünmeyelim. Bunun tabii, gibi tabii. Pek çok ilaç var farklı. Tabii bir örnek yani, olarak aldım. Parasetamol dediği mesela Parasetamol kullanın ama Dünya Sağlık Örgütü. İbuprofen içerenleri almayın. Almayın dedi. Başka yerlerde Ebola'ya karşı üretilmiş ama işe yaradığı şimdi buna karşı işe yaradığı görülmüş dendi. Başka ilaç Dolayısıyla pek çok kişi gelip herhalde ilaç soruyor size. Bunların hangileri doğru, hangileri değil? İbuprofen konusunda ciddi bir halk arasında, özellikle anneler arasında korku yaşandı. Bu olayın ilk çıktığında ibuprofenin COVID'i körüklediği konusundaki bu bilgiler ortaya çıktığında eczanelere gerek yetişkinler gerekse anneler çocuklarına verdikleri ibuprofen etken maddeli şuruptan dolayı eczanelere geldiler, bizlere danıştılar ve bizler de hemen hocalarımızla görüştük. Böyle bir çalışma var mı? Türk Eczacılar Birliği bununla ilgili bir yayın yaptı. Bunun kanıta dayalı bir verisi yok. Şu an için bunun kanıta dayalı bir verisi yok. Yok ama Dünya Sağlık Örgütü uyardı bu konuda yanılmıyorsam. Özellikle Avrupa İlaç Denetim Ajansı EMA bu konuda çok sıkı takipte ve yayınlar yapmakta. Konuşmuş olduğum bir bilim adamı hocam, ibuprofenin kullanımının çocuğunuzun oyuncağı var mı demek gibi olduğunu ve aslında İtalyan doktorların özellikle konuya tam tersinden yaklaştığını, yani hasta COVID mi tespiti yapılmadan ne kullandın ibuprofen, ne kullandın ibuprofen cevabıyla böyle bir sonuca gitmiş olabileceğini ve savaş ve bu tür pandemi dönemlerinde de bu şekilde bazı duyumların olabileceğinin çok doğal olduğunu söyledi.
EMA'da yine bu konuda böyle bir etkinin oldu. Ya bir küçük sorum daha var benim. Tabii. Şimdi dezenfektan üretmeye başladığınıza göre aynı zamanda belki içinde fark yaratacak bir takım katkılar da olabilir. Şimdi hepimiz dezenfektan kullanıyoruz. Bir takım alkollü şeyler, kolonyalar filan ve herkesin elleri çatladı, kurudu. Böyle bir yeni bir mesele de ortaya çıktı. Şimdi bunu hafifletmenin bir yolu var mı içine yeni bir katkıyla, ya da ondan sonra sizin bir öneriniz var yeni mı? Yeni bir ürün belki arada çıkacak, bir furya gibi belki onu tedavi etmek, düzeltmek. Evet, ne yazık ki eczanelerimizde biz de her gün 10 dakikada bir dezenfektan kullanmaktan, el antiseptiği demek daha doğru olacak, el antiseptiği kullanmaktan ellerimiz biraz yıprandı. Ama bizim yaptığımız formülasyonlarda özellikle yumuşatıcı etkide, deri yumuşatıcı ve tahrişi önleyici etkide gliserol dediğimiz bir etken madde var. Dolayısıyla yardımcı madde var nemlendirme etkisinde. Biz kendi yaptığımız antiseptiklerde bu kuruluğu yaşamıyoruz. Peki, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hayriye Başkan Eczacı, kendisinden bu günlerde yaşadıklarını aldık. Bazı konularda da bilgilenmiş olduk.